Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bu videoda sizlere iki tane güzel IQ sorusu çözeceğiz. Bu sorular tam sınav ayarında karşımıza çıkma ihtimali olabilecek nitelikte sorular. Bu soruları Instagram hesabımızda daha önce paylaşmıştık. Şimdi de bunların çözümlerini yapalım. İlk sorumuz ilk bakışta standart bir şifreleme sorusuymuş gibi belki aklınıza gelebilir ama burada şunu yapmamız gerekiyor. İkili ikili çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 ile 4'ün çarpımı şöyle. 1 ile 4'ün çarpımı 4. Sonuç 4 olarak geliyor. İkili ikili devam ediyorum. 4 ile 3'ün çarpımı 12. Bakın birler basamağını yazıyorum her zaman. Burada tek basamak olduğu için direkt onu yazdım. 3 ile 8'in çarpımı 24. Bakın birler basamağı 4 olarak geldi. Yine bakın 8 ile 3'ün çarpımı yine 24. Birler basamağımız 4 olarak geldi. 3 ile 6'nın çarpımı 18. Yine birler basamağını bakın buraya yazdım. Aynısını şurada yaptığınızda olduğunu göreceksiniz. Alt tarafa yapalım. 3 kere 8 24. 4'ü yazmam lazım. 4 ile başlayacak. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. 7 kere 8 56. Bakın birler basamağı 6. 4'ten sonra 6 gelmesi lazım. Bunu da eledik. Demek ki cevabımız C şıkkı. Diğerlerine baktığınızda da yine olduğunu görürsünüz. 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü. 8 kere 9 72. 72'nin 2'si. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, hemen burada bir hatırlatma yapalım. Ekim sınıflarımız şu an %30 indirimle, net %30 indirimle kayıtlara devam ediyor. Ekim sınıflarımızı lütfen kaçırmayın. Bizle kurs hakkında bilgi almak istiyorsanız şu numara üzerinden WhatsApp'tan her zaman sorabilirsiniz. Oradan arkadaşlarım ayrıntılı olarak sizlere yardımcı olacaklardır. Şimdi şu sorumuza bakalım. Bu da önemli, güzel bir soru. Çıkmış bu tarz sorularda bayağı bir var üniversite sınavlarında. Şimdi karşımızda 18 diyor. Şimdi biz diyoruz ki düzgün çokgen gördüğünüzde kenar sayılarını mutlaka yazalım ama İlla onunla alakalı bir şey yapmak zorunda da değil. Bunları düzgün çokgenden bağımsız olarak düşünmüş. Hocam şunların 3'ü 18 olmuş. Acaba toplayarak mı gitmiş diyorum. Yani bunların her biri 6, 6, 6 olabilir. Şu an bir varsayım üzerinden devam ediyoruz. Şimdi ikinci satıra geldiğimizde dikkat edersen burada herhangi bir çıkarım yapamıyorum. Üçüncü satıra geldiğimde şuna 6 demiştim. Sonuç 20'ymiş. Demek ki şunların ikisinden 14 gelmesi lazım. O zaman bunların da 7, 7 olduğunu anlıyorum. O zaman hocam bu 7, 13, 7 çıkartırsam kaç kalır? 6 kalır. Demek ki bu üçgenlerin de biz 3, 3 olduğunu anladık. Alt tarafa gelelim o zaman. Buna 6 demiştin, buna 7 demiştin, buna da 3 demiştin. Yani 16 daha 16 diyoruz. IQ kısmı için YÖS ve TRYÖS'te özellikle TRYÖS'te zamanın kısıtlı olduğu TRYÖS sınavında IQ kısmı için mutlaka ama mutlaka mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturmamız gerekiyor tüm soruları. O yüzden her konu için mutlaka taktiklerini bilmemiz lazım, kısa yollarını bilmemiz lazım. Sadece çözmemiz değil, hızlı çözmemiz çok çok önemli. Hızlı çözen arkadaşlarım diğerlerine göre 1-0 önde başlayacaklar tabii ki sınavlara. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.